Paramı verdim, yine hapse gidiyorum. Buyur. Siz nerelisiniz? Nevşehirliyim. Ben de bir tanınmış bir insanım ya. Kötü bir insan değilim. Belli halinizden. Şeker hastasıyım. Bakalım yüzüm kızardı. Savcı bana çık oğlum sen mahkemeden dedi. Babası üstüme yürüdü, bana koruma verdi. Babası bakmadı kızına. Ben baktım. Kızım diyorum benim, gelinim demiyorum. Ha. Hoş tamam. Geldiniz. Ben cezamı çekeyim. Nasılsınız? İlla ki çekeceğim Hoş ben geldiniz. Bunu. Ama varsa bir yapılacak bir şey, en azından bana 2 ay, 3 ay, 5 ay bu borçlarımı ödemek için. Ben bunun için. Bir de bunları konuşacağım. Duysun. Yani bunları millet duysun. Ama benim duyduğum duyduğuma düşmesin. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Hala yapardım deme Allah aşkına. Yapardım dediğim şu benim. Ne, kanunen yapardım. Ben polise teslim edileceğini bilmiyorum. Abi kız geldiği zaman arayacaksın 155'i. Burada bir tane kızı ablacığım, aralım diyeceksin bakın, ya. Benim borcum vardı. 3 gün ben yoktum. Artı ben aradım annesini. Kızınız bizde. Kaçırdım. Kaçırmadım ki ben. Kızım bende. Bir korkunuz olmasın. Sonuçta nişanlılı. Say ki bir pikniğe gitti. Ama ben gelene kadar iş değişmiş. Ondan sonra aradım. Babası gelip benden almadı. Babasının derdi bu. Kardeşine halasının onları senin ben bilmiyorum. Senin oğlan da kızla beraber olmuştur. Onları ben bilmiyorum. Ama orada da yazıyor. Tamam, ben gönüllü oldum. Ramazan'dan daha vaki değilim diyor. O yüzden de ama kıza tecavüze bakın, abla, de girdin. Kağıtlar orada okunmuyor da. Ben gönül rızasıyla ilişkiye girdim diye de yazıyor bak, orada. Yılmaz abi. Ama onları ben bilmiyorum zaten. Yılmaz abi, senin 30 yaşındaki kızın bekar olsaydı, evde olsaydı. Evet. Gönül rızasıyla girseydi birisiyle ilişkiye. Ay canım kızım, iyi mi yaptın derdin. Abi yapmayın. Ya kimse kendi demez de. Kendi kızınızın yerine kimse koyun. Kimse demez de. Ben yalnız şunu derdim ben kızım olarak. Kızım istiyor musun? Bu iş olmuş. Başımıza gelmiş de olmuş. Olacak da öleceği çare var mı? Olmuş. İstiyor musun kızım? İstiyorum dedikten sonra ben helal hoş olsun der, bırakır giderdi. Yapacağım da başka bir şey yok ki. Evet, memur arkadaşlara da şey yapmıyorum. Çok teşekkür tamam, ediyoruz. Kolay gelsin. Gel Ertuğrul. Ya kaçacak falan şey... hali de yok zaten. Ya ben kaçmak için gelmedim ki buraya. Ertuğrul nerede? Yeğenim dur onu bakayım ben. Tamam. Onlara bazı emanetleri teslim edelim de. Şey alıyor musunuz? Dur alsınlar. Alın abi. Ya herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyor. Herkes kendi anlayışına göre bir hukuk sistemi kurgulamaya çalışıyor. Ama ben de hep şunu söylüyorum. Herkes kendisini o kızların anasının babasının yerine koysun. Kim kızını birine rızası dışında vermek ister? Kim kızını hani gelinlikleriyle evden çıkmasını istemez ki? Hangimiz istemeyiz? Aksini kim kabul eder? Benim kızım söz konusu olduğunda benim istediğim gibi olsun. Ama oğlum söz konusu olduğunda yine oğlumun istediği gibi olsun. Karşıdaki ailenin ve kız babasının, anasının istekleri göz önüne alınmasın. Böyle bir şey mümkün değil ki. Yazık. Hala da iddia ediyor beyefendi. O yüzden ilaç alalım dedim. İlacı alsa. Yapacak bir şey yok. Adalet böyle bir şey.